başıma gelene bakın. Vitesle Paris'e geldik. Bir adama yer sorduk. Adam bize joy oy oy joy 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 yaptı. Sonra oy 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 yaptı. Sonra biz joy 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 gittik. Bak anlatıyorum size gerçek olan adam. Sonra girdim. Joy joy gittik biz Vitesle. Evden kovacağız şimdi. Tabii ki çok kötü bir şekilde açıklamışım, o yüzden şimdi araya girip tekrar açıklıyorum. Biz en son Fides'le Bordo'daydık beraber. Bordo'dan Paris'e geçtik otobüsle. Sonra ben Couchsurfing üzerinden Emmy diye bir kızla tanıştım. Onun evine kalmaya gittik. Bu kadar. Yani nerede olduğumu anlamadıysanız diye. Ondan söyleyeyim dedim. İyi günler. Kendinize iyi bakın. Ellerinizi yıkayın. Çamaşır suyu için. Çakalım içmeyin. Sonra başında bir şey geçmiş. Tamam hadi hadi bak. Bir tane polise sorduk. Dedik ki İngilizce biliyor musun? O da dedi ki a little bit of Italian. Adama dedik ki bu nerede? Gösterdik. Adam sonra bize Fransızca konuştu. Sonra ben dedim ki sağ mı sol mu? Sonra sol dedi. Sola gittik. Otobüsü bulduk. Otobüse bindik. Otobüste biz veba almışız gibi. Kimse yanımız oturmadı. Kör topal. Hiç kimse yanımız oturmadı. Bomba sandılar bizi. Siyah bir çantayla da geziyoruz zaten. Bir tane kız oturdu karşımıza. O da zaten kendisi bir vebalı gibi bir şey. Fidesz'e indik eve geldik. Bir tane bize de yatak verdiler. Ama biz bu yatağı Fidesz'e çökertiriz. Çökürtürüz mü? Bu bizi tartmaz. Kendileri gibi bizi 3 kilo sanmışlar. Bu yatak benim ancak ve ancak sol popomu tartar. Bir de 3 gündür saçımı yıkamadığım için. Burada gördüğünüz esensin beyaz barından alıyoruz. Kafa tepemizi sürüyoruz. Onunla kafamızı ovuyoruz. Ay bıyıklarım. Bıyıklarımı almaya çalıştım. Alamadım. Kusura da bakmazsınız artık. Kendime bakmaya tahammülüm yok. Evlat olsam sevilmeyecek bir haldeyim. Acaba şunu şöyle mi çevirsem? Daha mı Paris? O kadar çirkin duruyorum ki. Gerçekten kendimi imha etmek istiyorum. Bir dayaman outfit. Pantolonun altına çakma Converse'lerim. 5 euroya aldım. De böyle bir gömlek var. Ve saçlarımı 3 gündür yıkayamıyorum. Kalptim 3 günde değil, abarttım biraz. Belki yalan söyledim. Arkadaşlar başıma ne geldi biliyor musunuz? Metro 2 fikirde. Tiket aldık ikimiz de. Yemin ederim ki aldım size yani. Öyle bedavacılık yap. Bastım. Alet çalışmadı. İçeride sıkıştım kaldım. Turnike var. Bir de onun önünde kapı var. Bastığınız zaman hem turnike tiketi diyor hem de kapının açılması lazım. Turniketin yarısında kaldım. Kapı açılmıyor. Peşime bir tane kadın geldi. Kadın yaklaşık bir de kaç kilo var ben yalan söylemiyorum. Ben hemen bakıyorum. 97. Bakalım o yüzün üstünde. Yüzün üstünde bir abla geldi. Dönem beni kurtarmaya çalıştı. O deyimin adı şey. Viyana kapısını zorlayan yeniçeri. İşte Viyana kapısını zorlayan bir yeniçeriydi abla. Bastı geçmeye çalışıyor. İkim götümü ezdi orada. Benim pestilimi çıkardı. Abla diyorum ne olursun gelme. Daha fazla zorlama. Eziliyorum burada diyorum. Hayır hayır açacak dedi. Beni ezdi ezdi ezdi. Orada pestilim çıktı. Babamın yerse şurada kalmış olacak. Allah'ını kavuşturuyordu. Ağzıma ton balığı geldi. Yemin ederim turnikede götüm kalmış olabilir. Fransa'da, bakın Paris turnikelerden geçerken bak popomun yarısı orada kalmış olabilir. Neyse ki ticket basmayı beceremedim arkadaşlar. Kadın bastı ben geçeceğim. Seni öldürürüm. Seni öldürürüm. Ticket'im var mı? Var. Elimde ticket'im var. Basamadım arkadaşlar neyse ki 1 euro 90 cent uğruna popomuzu ezdirdik. Ama cebimizde kalmamış. Şu ablaya teşekkür ediyorum. Yeşil Irmak, biz Paris diye sizi kandırdık. Ay uzaklaş. Uzaklaş yanımdan geceleri %40'ını Zayya, Şipap, Kora, Kora Yelken, Fora, ileri Rota, Bağdat'ı bulunmuş, Emmin, sonra sonra Bağdat'ın kaderi verirler ya. Eyfel olduğuna inanmıyorum. Arkadam orada her gördüğü demir yığınla bana Eyfel diye yedirmeye çalışıyor. Onun Eyfel olduğunu ben belki benim dün yoldan geçen herhangi bir binayı Eyfel sanmam. İnanmıyorum. Demir olmaması dışında mı sanmıyorum? Hayatımda Eyfel mi görmüşüm ya? Allah'ım. Şu Eyfel bak görürsün. Üstü biraz topçukleşmiş ama arkadan, rüzgardan diye düşünüyorum. Rüzgardan Eyfel topçukleşmiş. Aşınmış. Hayır 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 hayır. Çektin biz ya. Şeye gidiyoruz. Nereye gidiyorum da Paris? Paris.
Evet. Ben adama daha demin bakın ineceğimiz yerin adı neydi? Moglen. Tamam mı ineceğimiz yerin adı? Adama diyorum ki Moglen diyorum. O da bana pardon. Manyak mısın işte doğru söyledim ya. Hadi ne kadar yanlış söylemişsiniz. Siz Çultan Ahmet derken iyi de ben Moglen de. İnce mi olmuyor? Ben ayrıca bir kelime de biliyorum. Herkes neyse şuraları geçelim onlar şimdi belli ki Fransız. Trabian. Sen de biliyorsun. Ben de şey biliyorum. Trabian. Neyse şimdi Notre Dame'ın kamburuna gidince görüşürüz. Hadi bak. Bak eldiven çaldım. Yalancı. Ben kendimi hırsızı ilan etmeyi severim. Ben arkadalarım. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Pudra aldım. Marketin kapısının önünde koskocaman Paris'te. Çıktım bit ilacıymışçasına. Kafama pudralar döktüm. Firdevs zaten beni kandırdı. Ha dedi ki oraya gideceğiz orada fotoğraf çekeceğiz dedi. Sonra dedi ki burası orası mı sen yazsan seni bile tanımam. Ben orayı nasıl tanıyayım dedi bana. Sonra biz de bu havada. Kokusuna bakıyor. Tabii ki bakarım. Sen de bak. Sen bak. Sen de baktın senin. Eyfel'e gidiyoruz çünkü benim artık saçlarım temiz. Özür dilerim anne. Şu Eyfel. Vides beni her gördüğüne Eyfel deyip kandırma. Eyfel arkadaşlar geldik. Çok mutluyum. Geçelim mi? Aynen. Bu bizi ezmez. Bu bizi ezmeyecek gibi bakıyor. Bak bu ezer. Bu var ya bu resmen ezemez. Gel. Bunlar hayatta bizi ezemezler. Sen bir baksana bana ben kantarda kaç kilo tartarım sen biliyor musun? Kimse beni ezemez. Ben bir kahve içeceğim artık bak kan şekerim düştü. Bak bu benim arkadan. Aşkla imanım gevredi. Paris sokaklarında birazdan bir Türk kızı aşkın öldü diye haberlerde kırmızı bültenle görürseniz hay kırmızı bülten aranır. Ölmüş müdür bilin ki. Karnımızı doyuracağız. Göbeğim patlamak üzere. Ben yolda. Bu ne ya? Ne gavur gibi estiriyor. Zıkkımlanacağım. Geldik bakın bulduk. Bulduk, bakın bulduk, bakın orasıymış Şirdesi dediği gibi rüzgar aşınmasıyla beraber tepesinde biraz oyuklar oluşmuş. Bir defa Eyfel Kulesi'ni orada görüyorum arkadan. Eda bana inanmadın ya orası Eyfel. Arkadan ben bunu bir şey diyeyim ben bunun tepesini daha sivri bekliyordum. Koşuyorum. Ne ya? İnsanlar buraya gelirken taktı eldiveni bak benim taktım eldiveni ve bunu da ödünç aldım. Ben Fransızım. Neyse siz evinizden çıkmayın ben bu sokakta sizi Eyfel'e götürürüm. Sen Eyfel'i mi patlatacaksın bomba mısın sen? Eda. Akşam da evinde kaldığımız kız bize pırasalı mı ıspanaklı mı? Pırasalı bir paymay yapmayı söyledi de. Pırasa yiye kız pırasaya dönmüş zaten. Ben çok kötü biriyim. Evinde kaldığım insan hakkında nasıl konuşuyorum? Patates boğazında kalıp ölen ünlü neydi? Ne? Kulina. Oha o yüzden mi öldü o yaydı? Evet sen söyledin. Ay biraz sen çok yalancı mısın? Esselatu esselat. Bomba patlayacak zancak kalitesi. Ne Allah ekber deyip kaçmadığıma göre. Bu kız bir şeyler yapıyor. Sulova Fen Lisesi'nde 2. yan sınıfında. Tahtanın altında bir şeker var. Eminim hala o şeker. O benim ağzımdan düştü. Firdevs'in ağzına mancınıkla attın onu sen ben hatırlıyorum. Üzerine kıllar falan birikmiş. Her sabah gidip ona bakıyor. Ben konuşurken çok tükürüyorum. Firdevs hep benim tükürüklerimi bulmaya çalışıyordu böyle. Oradan hatırladım. Ama baloncuk gibi kalıyordu sırada değil mi? Ne yapayım diş tellerim varmış. Sen benim kolumu ısırırken kazaklarımdan ip çıkarttırıyordun. Sen çok şerefsin. Arkadan nasıl hatırladın sen bana dolmuşsun. Şunların götünü çekeyim mi? Çok şaka yaptım. Hemen de inandınız ha. Look. Göremiyorsunuz. Çekilirsen ablam. Vahid euro dedi. Biz Arap mıyız?
bana balotta o taşınır. Geliyor. Türk oldum. Turkuş. Anladım işte. 10'da yok, 5'te yok, hiçbir şey yok. Anıyorum. Fotoğraf çekmişken şerefsiz oldu, şerefsiz bir adam. Kapısının önünde durdum diye benim fotoğrafımı çekti, gerizekalı. Bak seni salak ahmak domuz. Sana söylüyorum. Madem öyle, o zaman neden Eyfel Kulesi'nin dibinde ev tutuyorsun? O zaman başka yerde tut, anladın mı? Bir şarjımız çok az kaldı. Benim telefonum zaten kendi kendini imha etti. Bir şey çıktı oranda. Allah, sen onu bok mu sandın? Bok mu duruyor? Yakışıklı da kalmadı. Burada yakışıklı da yok ki. YouTuber'lık yapıyorum. Ben geldim buraya. Şanzili manzili bir şeyler diyorlar. Diyor ki, sanatın görkemini topluma mal etmek için adanmış bir anıttır. Ben Fransızca biliyorum dedim. Bunu ezberleyip mi geldin? Şanzelize'de beni ezerler. Az önce Şanzelize'de şempanze dansı yaptım. Bu video 25 bin like alırsa Gucci'ye bütün paramı veririm. Ve hiçbir şey alamadan arkadan paramızı birleştirirsek bir şey alabilir miyiz? Osurdum. Ya git ya. Şanzelize'de osurdum. Popo mu patlasın? Gevşek poponu biraz tut. Hiçbir şey yapamam. Oradaki kız da bana salak salak baktı. Sen içeride oturuyorsun. Asıl benim sana bakmam lazım. Çılgın mısın? Ben hala Gucci'den bir şey alma taraftarıyım. Hadi gidelim. Gucci acaba beni şu 6 euroluk konverslerimle sokarlar mı? Arkadaşlar Better Ali gibi yürüyoruz ama çok soğuk. Senin bütün esmerini çaldım. Bütün buz tuttu, hareket edemiyor. Şöyle yürüyorum. Böyle yürüdüm artık. Sinir sistemim mahsust oldu. Dileneceğim şurada ya. Evdeki kız pırasalı bir şeyler yapmış. Ona çok güvenemediğimiz için yine de bir şeyler alalım dedik. Bunlar pahalı Firdevs. Ama alamam bunlar. Menör değil lan o. Gelin bakalım bugün yine kim banyo yapmadı. Pırasalı bir pay yapmış yani. Güzeldi, aile de güzeldi, çocuklar da güzeldi. Konuştuk, eğlendik ama kimse bizim sorunlarımızı çözmekle uğraşmadı. Çünkü niye uğraşsınlar, bizim derdimiz bizim derdimiz. Yeterince evlerini açmış. İyi biriymiş gibi davran. Tabii ki size derdimi açıklamayı unutmuşum. O yüzden çok hızlı bir şekilde derdimizi açıklayacağımız arkadaşlar. Yarın yani oradaki günküne göre yarın. Bu taşıma strike yani. Strike. Strike'ın Türkçesi neydi, unuttum. Strike işte. Grev. Top taşıma grevi. Top taşıma grevi olduğu için bizim de İtalya'ya uçak olan uçağımız çok uzak bir havalimanındaydı. O yüzden oraya gitmemiz için bir sürü top taşıma kullanmamız gerekiyordu ama kullanamayacağız çünkü grev var. Derdimiz buydu. Bu kadar. Onu da bir sonraki vlogda görürsünüz artık. Hepinizi öptüm. Bay bay. Bay. Kız rezervasyon yaptırmış. Cin gibi. Osuracağım. Ağmur buradayım. Koku yapmadım ya. Sıcaklar kokuyor. Neyse içeriye gireyim. Şarjım da az zaten. Size birazcık görsel şölen yapayım şimdi. Ben içeriye giriyorum. Sizi hiç Lourdes'da görmemiştim. Ben önce arka adamla beraber kıyafetlerimizi koyduk. Bakın artık kuş kadar övülüyor. Ve az önce biliyor musunuz? Bedava girdim müzeye. Çünkü ben Avrupa'da rezide ediyormuşum. Zaten Avrupa'ya bakan beni Avrupa'da sanmaz mı bak? Şu suratta bir Avrupalılık yok mu? Avrupa'da kalıyor, yaşıyor gibi. Nasıl yani? Yavrum güreşmen, güreşmen, güreş... Şarjım bitmiş. Bay bay. Beğenip hadi beğensinler, abone olsunlar. Her şeyi yakalayalım. Bay bay. Beğenmeyi, abone olmayı sakın unutmayın. Dava açarım.